daha iyi koşsalardı ikinciliğe getirebilirdi. Bu atların bugün için kazanana yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Çok aciz duruma düştüler. Şapkamı çıkartıyorum Sanok Bugür'e. Zaten söylemiştim. 200 metre yarış yaparsa adama şapka çıkartır demiştim. Zaten de öyle oldu. Bazı atın başkasına ihtiyacı yok. Bu yarışta Giz'in yarışın içinde ne yaptığını ben de anlamadım. Kimse de anlamadı. Bu sene sürat kursunu bu iki taydan biri kazanır. Babaları gibi. Bak işte benim adım Suat Demir. Bak altı yazıyor. Koşarsa bu iki taydan biri ikisinden biri vurur o yarış. Göktürk Arası'nın ana sponsorluğunda hazırlanan yepyeni bir atçılık sohbetinden hepinize merhaba. Ben Enver Arslan, 3 kıymetli büyüğüm Suat Demiral, Atan Zilcioğlu ve İmparator Süleyman Akçı'yla bir haftalık aradan sonra tekrar sizlerle buluştuk. Harika hafta sonunu değerlendirecek 3 büyüğüm. Ama onun öncesinde özellikle hafta içerisinde Atan abinin sosyal medyadan paylaştığı önemli mesajın altını çizmek istiyorum. Aşım sezonu yaklaşıyor ve aşım sezonuna özel yayınlarımız olacak. Aygırlarımızla birlikte kıymetli konukları bu 3 efsane sizlerle buluşturacak. Farklı analizler, farklı detaylar da yine o programlarda sizlerle buluşacak. Bu önemli hatırlatmayı yaparak programı başlatmak istedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Valla müthiş bir hafta sonundan çıktık. İmparator ilk sözü size verelim. Evet. Tabii herkesin beklediği Son of Google ne yapacak? Kazanacak mı? Kazanmayacak mı? Yarış başladı. Altan numarayı aldı. Hemen arkasına Black Line girdi. Ondan sonra Alihan hemen onların içinde. Alihan'ın dışına da sen rakibimsin dedi. Sanof Kızır geldi yerleşti. Çok yavaş bir yarış. İlk 800'ü, ilk 600'ü 38. Yarış 1.36 bitti. Yarışın son bini 58 oldu. Düzlük çıkılırken Alihan yürüdü. Altan'ın da dışına çıktı. Ve çok kolay çıktı. Acaba ne olacak diye biz de böyle bekliyoruz. 400 direnin oraya gelince yürüttü Alice. Yürüttü hemen içinden dışarı çıktı. Son of Cougar. Son of Cougar dışına çıktı. Hadi dedi. Tabii müthiş bir kalkış. Aynı bir evvelki yarışı gibi Burgaz'ı vurduğu yarışlar. Müthiş bir sprint. Çok kolay oldu bence bu yarış onun için. Dedi ki ben hem kısada, hem orta mesafede, hem uzunda beni idare ederseniz şampiyonluğumu ilan edeceğim dedi. Tebrik ediyorum. Şapkamı çıkartıyorum Son of Cougar'a. Zaten söylemiştim. 200 metre yarış yaparsa adama şapka çıkartır demiştim. Zaten de öyle oldu. Hem Burgaz yarışı hem bu yarış. Şimdi onu bekleyen bir at var. Diyor ki ben diyor şampiyonum. Derbi galibiyim. Derbi galibiyim. Diyor ben seni diyor bekliyorum. Bekliyorum. Randevu şeyde mi? Topkapı'da mı vermişler? Topkapı'da buluşalım diyor. Eski usul. Diyor ki o da sen misin ben miyim büyük orada ilan edeceğim diyor. Vay İkisi vay de. Vay. Şu anda büyük benim diyor. Dragon Flame. Dragon Flame şu anda büyük benim diyor aklı olarak. Gazi yarışını kazandı. Tahtta oturdu. O oturuyor şu anda. Burada diyor ki bak diyor ben seni diyor 1600'de ne yapacağım geliyorum diyor. Bakalım kim kime üstünlük sağlayacak göreceğiz. Çok bir güzel bir şey oldu artık. İkisinin rekabeti var ya inanılmaz güzel bir şey olacak. Zevk alacak atçı da bizler de. Onu yani o soruyu şimdi sorup yarış severin evet hadi sor demesini desteklemeyeceğim. Onu başka bir programda konuşalım istiyorum. Tamam. Dragon Flame mi? Son of Google mı? Başka bir gün konuşalım. Kayıt olduğu gün. Kayıt. Yorumlarda şimdi bana yazsın. Kayıtta tabii bu konuşulur. Tamam. Ama güzel bir rekabet bizi bekliyor. Müthiş gibi. Yani. Şimdi bir tanesi Gazi galibi. Ya diyor ben Gazi'nin galibiyim. Sen de diyor işte gittin diyor Burgaz'ı geçtin diyor. Ondan sonra Alihan'ı geçtin. Geldin yani. Alihan'ı geçtin diyor. Kısada da ağırlığını koydun. Bekliyorum diyor. Öbürü de diyor ki zaten ben de geliyorum senin oraya diyor. Bakalım ne olacak göreceğiz.
Valla imparator eğlenceli başlattı. Evet. Mizansen güzel valla. Verdi tempoyu hızlı başlattı. Evet. Ya tabii işte bir tane atın Gazi sonrası, hatta Gazi Kostu bile yaptığı bir performans bir anda bütün şeyi renklendirdi yani. Sezonu renklendirdi yani. Ya Burgaz biraz rakipsiz kalmıştı. Yani long runner devre dışı Taylolo. Üst jenerasyon gitti. Taylolo çok gitti. Şey başlayamadı. İşte Vinci Dore çok ona bu sene tehlike olamadı. Hani geçen senenin kapanışındaki iyi atlar devam edemedi. Devam edemeyince Burgaz biraz yanlış kalmıştı. 3 yaşları da bekliyorduk açıkçası ama tabii Son of Kogur müthiş bir at yani. Şimdi düşünüyorum yani o ilk yarış hayatına başladığı Ankara'daki ilk yarışı bu ay nasıl bir at bu filan. Yer uçağı, uçuyor, kaçıyor filan derken sonra Adana'da yaşanan kimi zaman işte hayal kırıklıkları filan derken işte Gazi'ye kadar gelen süreç ondan sonra da muazzam bir şey yani. Yani müthiş bir performans yani hiç zorlanmadı yani yarışta. Bana göre Aliyan rakip bile olamadı yani. At Niyazi Polat yeri koşmasaydı böyle tabii. Bir şampiyonun varlığından haberdar belki de olmayacaktı. Olacak mıydı bilmiyorum. Bütün Türk atçıları, yarış severler, bizler belki de olmayacaktı yani. Haberimiz olmayacaktı. At yarışının güzel tarafı burada zaten yani. Her zaman sürprize açık bir şey yani. Yarışta dediğim gibi ya çok kolay bir yarış oldu ya. Onun için hani bir heyecan bile olmadı yani. Alihan'ı çok kolay teslim aldı. Düz yola çıkar çıkmaz zaten hemen geldi dışında. Bir Ahmet zaten Halis'in yani sağrısında gitti bütün yarış yani. Hiç. Rakibini çünkü yarışın seçmiş. Yavaş gittiğini anladı. Yavaş gidince Alihan'ın bir avantaj elde edeceğini düşündü haklı olarak. Alihan çıkıp daha böyle bir rahatlayayım bir sprinte bin derken o da geldi zaten hemen dışına. Çok erken yakaladı hiç aynaya falan bile yaklaşmadı yani Alihan. İnanılmaz bir performans yani tebrik etmek lazım bütün ekibini, sahibini. Ahmet'i tabii ki. Ahmet'in muhatap katkısı var. Onun dışında Alihan bence çok başarılı bir yarış koştu kendi içinde. İkinciliği aldı. Güzel bir performans, güzel bir derece bence Alihan için. Egrici İzrak eski Egrici İzrak gibi koşmadı. İshakan temponun biraz kurbanı oldu, biraz daha iyi koşabilirdi. Egrici İzrak da ikisi yani ikinciliğe yarış hızlı gitse ortak olabilirlerdi düşünüyorum ama işte birincilik çok zormuş. Hiçbiri için yani, diğer kalan bütün atlar için. Çok net bir yarış kazandı bence at. Muazzam bir şey yani, nereye kadar devam edecek bu? Merakla bekliyoruz tabii yani. Bir duyum olarak söyleyeyim, Topkapı'dan sonra Marmara koşusunu hedefleyeceklermiş. Sonra dinlenme derbilere kadar. Cumhurbaşkanlığı yok yani. Yok. Son of Cougar'ın yol haritasında yok diye duyum sadece. Evet. Yani Marmara'dan sonra Akdeniz ve Ege derbilerine kadar dinlenme. O yarışları koşacak yani o 2004. Onları hedefleyecek diye bir duyum var. Ben yani Cumhurbaşkanlığı pas geçilir mi diyorsun? Ya şimdi Ege derbisi mi? Yani Cumhurbaşkanlığı mı? Çünkü yaşlı atlar kalmadı. Doğru. Bir tek Burgaz şu anda duruyor. Ayakta. Ve diğer üçlü iyi koşan atlar işte. Kim diyelim? Bora Egotsu. Son of Cougar. Belki Dragon Flame orada. Dragon Flame. İşte belki bir tane başka bir atla çıkabilir. Tabii Madras vesaire. Yani kendi evet, jenerasyonu. Evet. Bu derbiler hangi ay? Şubat ayı mı? Söylediğin derbiler. Aralık ve Ocak olması. Aralık ve Şubat olması lazım. Ya da Şubat'ın ilk haftası mıydı? Evet Şubat'ın ilk Şubat. Eğer Şubat o derbileri koşacaksa demek ki Dubai'de düşündüğüm demektir. Öyle gibi. Öyle bir şey çıkacaktır. Yani kışın bu atla aynı performans, aynı takvimle devam edecek mi tabii bilmiyoruz. Yani onu o zaman gelince konuşuruz. Tabii. Belki bugün, de doğru değildir bilmiyorum. Yani. Bugün için muazzam bir yarış yani. Her şeyi yapıyor. Çok kabiliyetli bir at abi. Bu arada o 1600'den sonra hiç uzunu yok mu? Gitmeyecek mi uzuna? Marmara ile final. Göktürk Arası iftiharla sunar. Yetiştiriciler, at sahipleri ve yeni at sahibi olmak isteyenler. Göktürk Arası'ndan koşan atlar, özenle yetiştirilmiş şampiyon vasıflı taylar ve nitelikli kısraklar şimdi yeni sahiplerini bekliyor. Kalite, güven ve başarının adresi Göktürk Arası'ndan bu fırsat kaçmaz. İki numaralı Deja Vu, birinci İnönü koşusunu Ali Yıldız'la kazandı. Müracaat 0530 391 2065. Bu
Güzel bir yarış oldu öncelikle. Temiz bir yarış oldu. Tempo alttan kendi temposunu yavaş götürerek tabelanın iyi bir yerinde kalmaya niyetiyle güzel bir taktik izledi ama düz yola çıktığında o mücadeleci, istekli, hırslı Altan'ı göremedik bu yarışta. Şey demiş hoca, sözünü kestim. Arkalarından şikayet etmiş jockey. Bir şey vardı yani, bir şey olduğu kesin. Hayvan çünkü koşmadı yani, evet, koştu evet. Sayamayız. Çünkü düz yolu döndü, her metrede bırakarak tamamladı yarışı. Bu yarışta tabela dışı kalması pek olası durmuyordu bu tempoda. Bu tempoda giden herhangi bir at da gelebilir yani. Yarışın içinde Ahmet güzel bir kurgu yapmış. Tabii bir önceki yarışını kazanan Alihan önüne geldi. Ben hep söylüyorum, av avcı tersi de olsa avlardı bu defa. Önünüzde av gittiği zaman aynı bir savaş pilotu gibi düşünün. Meşhur sistem devreye girer, dogfight. Dogfight gibi kitlersin hedefe. Önünde aldı, çanta gibi getirdi. Güzel yol açtı ona. Kuvvetli at, istekli at. Riski o aldı, yol açtı. 400'ü geçtikten sonra dışını gösterdi, aldı. Arkasına güzel saklanmıştı. Dışını gösterdiği yerde de had dediğinde çok kolay oldu. Yani Alihan'ın 2-3 boy fark yapmasıyla Sanop Kılgır'ın yakalayıp ona fark yapması çok kısa bir metre içinde oldu. Bu atı sadece klasıyla ve ani hızlanabilmesiyle alakalı. İşte arabalarda denen tork gibi düşünün. Torku fazla bir at. İyi gidiyor, iyi koşuyor. Genç bir safkan. Benim hep söylediğim bir şey vardı. Türkiye'de güzel veterinerler var. Ama inanıyorum ki bu ata iyi bir dokunuş yapılmış. At inişli çıkışlı değil, istikrarlı koşmaya başladı ve ismi gibi koşmaya başladı. Beklediğimiz Son of Cougar gibi koşmaya başladı ve devam ediyor. Kolay değil. Burgaz gibi bir baş pelivanı mağlup etti. Arkasından döndü. Ben Alihan için fikrim hep aynıdır. Alihan'la çünkü en iyi zamanda yarışta koştum karşı karşıya. Alihan Politrak'ta 1500, Çimpis'te 1400'e kadar çok etkili bir safkan. En iyi yarışlarını hep bu tarz mesafelerde ve daha aşağı mesafelerde sergilemiş bir safkan. Ayrıca da çok namuslu bir at. İyi olduğu gün çinkar etmiyor. Kanının son damlasına kadar yine savaştı. Gençler ve diğer atlar hiç suya sabuna bulaşamadılar. Hiçbir varlık gösteremediler. Sadece yarışta konu mankeni gibi gezdi gittiler yani. Yarış yavaş gitti. Yavaş gittiği yerde öndeki atlar, mesela İshak Han'la İdris Yüzrak için yavaş gitti diyebiliriz. Doğru. Ama hemen önlerindeki at yarışı alaylık vurdu. Yoklar. Problemleri vardır. İdris Yüzrak'ın duyduğumuz kadarıyla geçtiğimiz yıllarda çok ağır bir sağlık sorunu yaşadı. Yani her atın üstesinden gelemediği, ölümlerle sonuçlanan tarz bir rahatsızlıktı. Ama bunun üstesinden gelmeyi bildi. Onun bir eksküzü öyle var. İshak Han için de duyduğumuz bir takım söylemler var. Tabii ne derece doğru olduğuna inanamadığımız için pek söyleyemiyoruz. Ama belli ki onun da performansı pek istikrarlı değil. Ancak daha iyi koşsalardı ikinciliğe getirebilirdi. Bu atların bugün için kazanana yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Çok aciz duruma düştüler. Tempo fark etmez. Ne kadar hızlı gitseydi o kadar daha ezerdi bu defa Son of Cougar. 34 bitse daha kolay kazanırdı. 35 bitse de çok bir şey değişmezdi. 36 bitti. En azından direnmelerine bir şans tanındı. Altan böyle bir güzellik yaptı arkadaki atlara ama düz yoldan sonra döküldüler. Tabiri caizse döküldüler. Yani sonlarda oldukça tempo kaybeden Alihan'dan ikinciliği bile alamadılar. Söyleyeceklerimiz şu an için bunlarla ibaret. Süleyman abi güzel bir konuya değindi. Tabii önlerinde sert bir yarış bekliyor. Benim hep söylediğim bir şey vardır. Burada birinci kriter paradır. Para oldu mu dostluklar, arkadaşlıklar, her şey bir kenar olur. Baba oğul düşman olursunuz. Birbirine üstüne giderler. Önümüzdeki sene bu sene yine kaçacak delik kaldı. Çünkü sezonun sonuna geldi. Birkaç yarış ya karşılaşırlar ya karşılaşmazlar isterlerse. İkramiye büyürse karşılaşırlar, İslamiye ufak olursa kaçar başka yarış tercih ederler. Ama seneye kaçacakları bir yer yok. Neden dersen gerek Dragon Flame, gerek Zıska, Gazi'nin bir ikisi bana göre orta mesafatları. Son of Cougar bunu ispat etti. Benim şahsi kanaatim
1600 ve 2000 arasını çok iyi koşan bir at. Ama at artık Ahmet'e tabi olmaya başladı. Daha geriden de gelip uzun yapabilir. Reis Cumhur karşısında da etkili bir yarış sergileyebilir. Zaten orada şu an koşan safkanlarda da biz hep her üçümüzde söylediğimiz şeyler benzer şeyler. O atlar da gerçek bir 2400 metre atları değiller. Onların da kendilerince bir takım fasoları var. Kötü gününde yakalarsa veyahut da bu çıkışını korursa Reis Cumhur'a kadar çok güzel bir yarış seyrederiz gibi duruyor. Vay. Ya tabii. Ama defalarca söyledim, yine söylüyorum. Özellikle erkek tay denemeden sonra yaptığımız ya da önce yaptığımız programların önünde ve arkasında söyledim. Önümüzdeki yıl bu jenerasyondan o özlediğimiz çok iyi 1600'cüler gelecek ama öyle yerler olacak ki artık kaçamayacaklar. Çünkü şu an yaş var, mesafe var, pistler farklı ama seneye kaçacak bir delik yok yani. Evet. Daha önce de siz bu üçlü jenerasyonun altını çok çizmiştiniz, orta mesafe. Yok, ben hep söylüyorum. Bak ben bunu daha evvel örnek de vererek söyledim. Ve örnek verdiğim at o zamanlar hatta şöyle bir şey söyledim. Arkadaş çok sinirlenmişti. Sonra haklı zaman yine beni haklı çıkardı. Kimdi o at? Söyle abi. Festival Fever. Hayır. Daha eski bir at. Ha. Yamanlar Bey'i. Yerin göğün direğiydi. Gelmez bu at, yapamaz bu mesafeyi dedim. Hatırladım. Ve bundan sonra da zaman beni haklı çıkaracak. Hep 1600 lira gidecek bu at dedim. Daha bir şey daha. Ritim Divani'nin en sert rakibi bu olur dedim. Torok bir temsilcisi gelecekse bu dedim o at. Doğru 1600. Ha, bu jenerasyonda da 5-6 tane birbirine yakın at var. Şu an Sanaf Kugur bir tık önde. Bir tık önde. Çünkü mevcut koşullarda diyorsun. Mevcut. Bak atçılık ben hep söyleyeyim. Saat işidir. Şimdi atan dün ben sizin yayını biraz keyfim yoktu. Akşam erken yattım. Geceden sonra uyandığımda yayın bitmişti. Sabah söyleme sahip kahvaltıdan sonra kulaklığı taktım. Yayını dinledim. Yayında güzel konulardan bahsetmişsiniz. Yalnız şöyle bir durum var. Son of Kugur güzel bir at. Fakat atçılık dakika işidir. Atan orada bir şey anlattı. Ben bir şey gördüm orada. Mesela iki seyisti. At yandaki seyisten gıcık aldı. Tek seyis değildi, ikiydi. Fotoya yaklaşana kadar ikiydiler. At sürekli o adamdan hoşlanmadı ve istemedi onu, kabullenmedi. At zaten liderdir, kabullenmez. At istediğini yaptırır iyi atsa. Kaprisli attır iyi at. Yalnız bir gün o pistten gitmeye devam ederlerse bu mevcut takımlarla, bazı şeylerle kaçırırsın atı. Çünkü bu seyircinin içinde çok yeni, genç, değişik heyecanlı bir seyirci kitlesi oluştu. At oynadığı zaman alkışlıyorlar. Alkışladığı da at bir parlar iki tur gider. Bak bunu söylüyoruz biz. Ondan sonra diyorlar ki işte çok konuşuyorlar. Ben görüyorum. O atın ağzında kantarmalarla o iş olmaz. Bak at tehlike, at bir sinyal verdi. Bak sinyali iyi verdi. Kaydı şimdi çok güzel bir şey var. YouTube'da kaydı geri sarıyorsun. Görüyorsun. Ben kendi atlarımla ilgili bunu defalarca yaptım. Eğerlemeyi de seyrediyorum. At koştuğum zamanlar bunları yapıyorum. Gece geç saatte eve dönüyorum. Oturuyorum. Sakinleşiyorsun. O yarışın stresi bitiyor. Bu at ne yapmış? Ne zaman beğenmediğim şeyi ne zaman yapmaya? Çünkü o an o yarışın heyecanıyla onu yakalayamıyorsun. Ama tekrarı seyrettiğin zaman yakalıyorsun. Sar geri bakalım kasetine çıkacak karşına. Atın başındaki arkadaşlar iki seyis geliyordu atın başında. Bak bir. İkincisi at fotoya doğru, içeri doğru gitmeye başladı. Allah'tan seyisi yakından görmedim. Görsem belki tanıdığım bir seyis kardeşimizdir. Usta ve akıllı bir adam. Atını tanıyor. Atı hemen teke aldı. At pistin ortasına kadar gitti. Bak ortaya, tehlikeye kadar gitti at. Oradan sonra bir daha şöyle kafasını bir alsa alır elinden yedek kayışını. Bu çünkü at 500 kilo at. 400. Benim gördüğüm at 450-500. 500 yoktur o at da 470-80 vardır. Belki 90 vardır. Göktürk Arası iftiharla sunar. Yetiştiriciler, at sahipleri ve yeni at sahibi olmak isteyenler. Göktürk Arası'ndan koşan atlar, özenle yetiştirilmiş şampiyon vasıflı taylar ve nitelikli kısraklar şimdi yeni sahiplerini bekliyor. Kalite, güven ve başarının adresi Göktürk Arası'ndan bu fırsat kaçmaz. İki numaralı Deja Vu 1. İnönü koşusunu Ali Yıldız'la kazandı. Müracaat 0530 391 2065.
Ha, bundan sonra benim şahsi kanaatim, Alper Ciğer'de sevdiğim bir kardeşim, atçılar, genç atçılar. Ben şahsi kanaatimi söyleyerek söylüyorum. Eğer internasyonelde kalacaksa bu takımlarla bu at kaza çıkarır. Bence hiç risk almam. Bir dahaki sefer güvenliğim, sevdiğim bir kardeşime rica ederim. Ahırlar bölgesinde bir ahırda kalırım. Bu riski göze almam. Bu at meyilli, bu at yapabilir. Çünkü ki geleceği takvim internasyonelse daha da kalabalık bir seyirci olacak. Şimdi söylüyorum, bazı şeyler bağırarak geliyor. Bak biz hep söylüyoruz. Söyledik. Şimdi geçtiğimiz hafta bir takım işte jokeylerin at sahiplerine söylediği şeyler var. Ben defalarca söyledim. Bir gun gelecek o şu an göz koruyucuya koşulan şey, o tel gözlük. Ben yurt dışından getirdim. Buna ne yazacağını bilmiyorlardı. Şikayet etmeye başladılar. Ondan sonra şimdi herkes bir gun gelecek, herkes takacak. Bak şimdi eskiye gidelim, nur üstüne yatsın. Benim çok sevdiğim, çok değerli büyüğümdü. Hepimiz seviyoruz. Gerçek bir baş jokeydi Kazım Yıldız. Kazım abiyle alay ediyorlardı. Kazım abi her atı dilini bağlamak istiyordu. Bir gün bizim bir taya da söyledi. Dedi ki oğlum ağzı odun gibi dedi. Zapt edemiyorum. Altımda istediğimi yaptıramıyorum bu ata dedi. At yapmıyor dedi. Çünkü o gün şartlarında Türkiye'de bu kadar alet, edevat yoktu. Ya dilini bağlıyor. At yok morarıyor diyor. Yok bilmiyorum. Belki o ayarını yapamıyorlardı. Yaptıkları şey doğru değildi. Olmadı. Süleyman abi gitti Japonya'ya. Niye kulaklık taktılar herkes? Takmasınlar kulaklıkları. Çıkarsınlar. İlk önce Hasan abi getirdi. Yeniliğe açık olacaksın. Selam olsun. Rahatsızmış kendisi de. Geçmiş acil olsun. Şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun. İlk o getirdi. Ondan sonra ben gitmiştim. Ben getirdim. İlk takılan at da kulaklar için nasıl? Selam olsun. Gür abi. Gür Özbelge'nin Neslihan'ına taktık. Yani bunlar pembe. Süs değil. Böyle hanım evet, rengi yani. Evet. Bayağı dişi rengi yata, pembe. Evet. Şimdi bunları sürekli konuşuyoruz. Diyorlar ki çok biliyorlar. Evet çok biliyoruz. İki pasaport bitirdim. Çok gördüm. Çok dikkat ettim. Bazı antrenörler yalnız ondan. Bu hafta bir at sahibi işte idmanda denemiş atına. Bir jokey kardeşimiz demiş ki böyle bir kantarıma takarsam binerim. Bindi ve kazandı. At sahibi gelmiş. Helal olsun. Teşekkür etmiş jokeye. At çünkü yapamaz. Ben hep ne diyorum? Adam ayıyı oynatıyor. Tabii. Değil mi? Aynen. Şimdi Süleyman abi bize at bindiği zamanlarda tay yarışlarında martingal tak ata derdi. İlk yarışlarında özellikle. Çünkü at ağzını o kadar bilmiyor. Alın salık takardı, dil bağı bağlatılmazdı. Bazı ülkelerde de yasaktır. Hani bunu da bilsinler yani. Yasaktır bak, takmazlar. O alın salık Avrupa'daki yarışlarda bakarsın, at alın salık. Süleyman abi istemezdi. Alın salık tak, alıştırma hemen. Kolaya kaçmasın derdi. Biraz ağzını öğrensin. Martingal tak. Ben hiç martingallı koşan tay görmüyorum şimdi. Sabah niye takıyorsunuz? Yarışta takın. Halbuki ince ne güzel böyle çok zarif şeyler vardır. Plastikten çok güzel atı da etkilemez. Hafif takım. Çok güzel. Kullanmıyorlar. Çünkü neden biliyor musun? Bilmiyor ki kullansın. Bilmiyorlar çok şeyi. Çok takımı bilmiyorlar. Hocam öyle detaylara giriyorsunuz ki. Bak biz insan gibi davranıyoruz. İyi niyetimizle iyi eleştiride bulunuyoruz. Ben bunları hiç söylemem. Bilip tek hani bazen arkamızdan kötü şeyler söylüyorlar. İşte çok üstüne gidiyorlar. Çok kötü eleştiride bulunuyor diyenlere söylüyorum özellikle. Bak o atın o gün kaçmaması mucize. Gözlerimle gördüm. Ben gözüme mi inanacağım? Birini anlattıramıyorum. Gözümüzle gördük. At fotoya doğru yaklaştı. Seyisi ölmemiş, inkar edemez. At neredeyse 3-4 4-5 kulvara geldi. Direğin en dıştan içeriye geldi at. Ortaya doğru gidiyor. Biraz daha ister Allah'tan seyis uyandı. Diğer atı çocuğa bıraktırdı atı. Bıraktırmasaydı ya ikisi yerde yuvarlanır giderlerdi ya da tam gaz giderdi artık. Yazık olurdu yani. Ağzına sağlık. Eğer ki bir takım sıkıntılar varsa önlem alınması gerekir. Önlemi alırsan bu sıkıntıları yaşamana gerek yok. Erken uyarı sistemi gibi oldu. Bilemem. İster uyarırlar, ister dinler, isterse bir dahaki yarış yine gelir. İnternasyonel arada kalır. Bakarız. Kendi bilirler. Umarız da haklı çıkmayız. Diye bitireyim. İnşallah öyle diyelim de bu defa haklı çıkmasak iyi olur. İmparator. Evet. Tabii cumartesi günün de önemli yarışları vardı. Bunlardan biri de Karayel koşusuydu. Evet. Yarış öncesi Cazador de Osos'un çıkmasıyla birlikte diğer favori safkanların yarış içerisindeki performansları etkilendi etkilenmedi bilmiyorum ama evet. Touch the Moon, sene başından beri söylediğiniz Aygır Touch the Moon'u parlatan bir yarış yaptı. Şimdi ben Touch the Moon'u hiç seyretmedim kazandığı yarışlarda. Bir tek geçildiği yarışta seyrettim. Yanlış koştuğunu ve yarışın içinde
atın aksiyonlarını beğenmedim yani. Böyle düşüşler yapıyor. Ve bu atların, bu Aygır'ın mesela o gün Tulumar bekledi vurdu. Tulumar gibi koşmasını, baba kardeşi öyle koşmasını lazım olduğunu hem programda söyledim hem sonra Kemal Bey'le konuşmuştuk. Ona da anlatmıştım. Ama benim endişem vardı. Hatta arıza çıkacak diye. Çünkü hatta bu hafta bir dokunuşlar var yani. Ben bir yerlerden bir şeyler öğrendim yani. Hani bir dokunuş çok derken... Çok hızlı zaten hiç abi yarışta. En başında böyle çok hafif birkaç kere böyle bir... Dokunuş derken yani bir ehli el gelip hatta bazı ihtiyaçlarını gidermiş giderdi diye duydum yani. Tabii ki bekledi. Çok güzel yerde bekledi yani. Müthiş hücum etti. Şey arkasında bekledi Tulumar. Nart ateşi de arkasında bekledi. O üç bekliyordu. Onlar 5-6 beklediler. Düzlüğü çıktığı zaman öyle bir sprinte kalktı ki zaten nart ateşini geldi bir pres yaptı. Şöyle hafif bir ne diyorlar ona? Tulumar'a bir şarj yaptı böyle. Onun birden kalkamadı zaten o. Oradan tuttu dışını aldı. Şeyde nart ateşi de geç kaldı burada sprintte. Taştımun kazandı. Çok güzel koştu. Tebrik ediyorum ama hem Tulumar hem nart ateşi de biz birbirimizi her an geçebiliriz diyorlar. Güzel. Bu uçak. Yani birbirine aslında çok uzak olmayan üçtayız dedik. Üçtayız dedik. Ama bazı atların çok avantajları vardır. Sen mesela nart ateşini gördüm. Böyle çok kolay bir at gibi görünmüyor. Oo. Tulumar çok kolay bir at. İstediğin yerde bekleyip taştımın daha kolay. Yani taştımını ayar ister yani. Ustalık ister. Ustalık bir yere koyacaksın çıkıp buradan bir 300 metre. Hadi bitti. Yani onun özelliği o. Babadan aldığı karakter o. Öbürü tam tersi. Tulumar. Tulumar belki daha uzun mesafe atı çıkabilir ileride. Çünkü yarışın içinde yaptığı hareketler onu gösteriyor. Tebrik ediyorum. Çok güzel koştu. Ayhan çok güzel bindi. O düşüşleri bir yarışın sonlarına doğru var ama bir yarış evvel çok vardı. Yani. Hep kafasının üstüne çakılıyor. Performansını etkileyecek kadar. Bunda da şimdi gelirken yolda çok düşündüm bunu. Belki bu Aygın'ın yavruları diyor ki biz daha geç koşmak istiyoruz diyor. Allah Allah. Bu dediğimi tecrübe konuşuyor. İyi dinlesin bu Aygır'ın tayı olanlar. Yani atın daha kemik yapısı oturmadığını gösteriyor. O haliyle bu başarı. O haliyle bu başarı. Vay be. Benim şahsi kanaatim bu. Çünkü kemik yapısı oturan bir at o düşüşleri yapmaz. Şimdi bu tip atlar idmanda tabii çok veri veriyor. Zaten verisini alamadığın bir ata bir şey yapamazsın. Ve de özel bir at veriyi veriyor. Veriyi veriyor ama veriyi erken mi yapıyorsun? Yoksa zamanını bekliyorsun. Şimdi at öyle bir veri veriyor ki aldatıyor. Benim şahsi kanaatim bu. İnşallah ben haklı çıkmam. Bu. Yani çünkü bir çok favoriydi bir Dişitay daha seyrettim burada biliyorsun. Evet, evet. Beraber miydik? Beraber. O da aynı şeyleri yaptı. Geçildi o gün numara aldı. O yaştan sonra demiştim Mutaylı'dan hani tam otomatik. Beklemesi lazım bunların diye. Onda da vardı. Ben oradan şimdi tabii eski düşünerekten bakıyorum. Bu diyor ki beni diyor fazla diyor erken kovalamayın diyor. Peki aynı şeyi Tulumar için söylüyor musun? O da aynı, Aygır'ın yavrusu ya. Yok, Tulumar için söylemiyorum ama şimdi bir harada iki tane atı böyle görünce... Aygır'la alakalı bir şey olmayabilir o anlamda söyleyeyim. Belki atların yetiştirilme şekliyle ilgili de olabilir diye. Yani Tulumar için onu söylemediğini, onun için merak ettim. Tulumar için de söylüyor musun? Şimdi Tulumar o kadar suratlı değil. Farklı belki, bir at yani. Farklı bir at.
Belki bunların anneleri çok daha uyum, bir sürat özellikleri var. Evet. Mesela o günü numarayı alan kısrak da öyle. Tam otomatik. Çok hızlı. Ayağına çok çabuk. Bu da öyle. Çok hızlı. Tulumar öyle değil. Tulumar bekliyor. Tulumar mesela kaybettiği yarışta da, İşman çizim tabii. Bindiği yarışta da bekledi. Ondan evvel, bu yarıştan evvel bir Kocakaya mı bindi? Kocakaya bindi. Bekledi, Züktal dedi. Müthiş sprint yaptı yani. İşte o gün Taşdemir'in koştuğu gün. Benim kanaatim bu ama inşallah ben haklı çıkmam. Tabii. Güzel detaylar vallahi dinleyince çok... keyif alıyoruz hep Suat Hoca'yı. Hem öğreniyoruz hem keyifle dinliyoruz. Güzel yarış oldu ya, keyifli yarış oldu. Biraz böyle olacağı da belli oldu bence yani. Geçen yarışta koştuğu gibi koşmayacağı, 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Ayhan da zaten tuttuğu yer itibariyle de bekleyeceği belli oldu ön tarafta. Döndükten sonra da bir rakibini içine bir rakibini dışına aldı. Orayı bence bilerek de biraz pistin orasını güzel kullandı. İçeriden girmeye çalışan rakibine de çok buyur kardeşim gel buradan geç demeyeceği çok belli olduğu için o avantajı da güzel kullandı. Hatta çok güzel cevap verdi Düzlük'te yani. Güzel hızlandı. Güzel bir yarış kazandı ama ben katılıyorum İmparator'a yani. Bu atlar birbirini geçer. Yani bu atların içinde öyle diğerlerine büyük üstünlük sağlayacak bir durumları yok şu anda benim gördüğüm. İstanbul'da da birkaç tane tay var biliyorsun. Ama sezonun ilerleyen dönemlerinde şimdi güzel yarışlar olacak. Dernek koşulları var. Çaldıran tabii. Var. Finalde Sakarya var. Ve Sakarya'ya Kraliçe gidince var. Zaten tabii Kraliçe var. Sakarya'ya gidince zaten iş başka şekli ortaya çıkacak. Hani mesafeciler mesafe. Biraz daha ön plana çıkacak. Onlar tabii yarışları koşunca göreceğiz ama yani hem Ayhan için hem kazanan tay için güzel bir yarış oldu bence. Ama Tulumar da kazanabilirmiş yarışı. Mert Atış için çok öyle diyemiyorum. Ama Tulumar daha erken hücum edebilseymiş ve dışından hücum edebilseymiş daha böyle kafa kafaya bir yarış olurmuş diye düşünüyorum açıkçası. Hocam? Öncelikle güzel bir yarış oldu. Yarış öncesi her ne kadar atın yarıştan çıkarılması bir takım sansasyonel neticelere maruz olsa da tabii ki ona da bahsetmek lazım. Yanlış bir karar. Ben, çıkarılması mı? Atın yarıştan çıkarılması. Tabii, Kasator'da Asus'un yarıştan çıkarılması yanlış bir karar. Eğer o atı yarıştan çıkaracaksan iki yarış arası ne kadar bu atın? Bir önceki yarışından çıkaracak. O muhakkak ki o hastalığın bir kuluçka dönemi var, tamam. Gelişiyor. Bu bitmiş, artık dönmüş geri. Sönmüş. Geçirdiği hastalık, mantar sönmüş. Bitmiş. Şey miydi? Bulaşıcı mıdır? Bulaşıcıdır. Atı rahatsız eder mi? Eder. Ama bunun yeri ve zamanı o kararı verecek kapasitede olmayan hakemin vereceği bir şey değildi. Çünkü yarış günü hakemlik vazifesine gelen veteriner beyefendiler saha elemanı değiller. Yarış atını yarıştan yarışa görüyorlar. Bazen seyrediyorsun televizyonda görüyorlar. Beyefendi deme. Bayan veteriner çıkarmış. Bayan veteriner çıkardıysa hanımefendi. Öyle değil. Bence bilmediği işi yapmamaları lazım. İlla da yapıyorsa doğru karar alması için profesyonel destek alıp at hastanemizden profesyonel her gün bu işin içinde haşır neşir olan o veterinerlerle hiç değilse şimdi bazen çok üzücü olaylar oluyor. Çok iyi veterinersiniz. Niye o işlemi siz yapmıyorsunuz? Hastanede eleman çağırıyorsunuz değil mi? Eskiden onu yapanlar hakemlerdi. Veteriner çağırmıyorlardı. Şimdi o kadar eskiye gitmiyoruz. Hakemler yapıyordu. Onu yapıyorsun da bunu mu yapamıyorsun? Hani bir enjeksiyon yapamıyor musun? Yok mu öyle bir becerin? Yok mu yani? Buradaki herkes yapabiliyor. Bir veterinerin de yapması lazım. Ama olmuyor. Hastaneden getiriyoruz. O zaman böyle bir durumda eğerleme mahallindeyken at yarışa yaklaşıyor. Dış vilayetlerde bir de öyle bir sorun var. Bunları da anlatmak lazım. Burada geç gelirsen ceza yersin. Diğer vilayetlerde yarışa 20 dakika kala da gelsen ceza yemezsin. Kimse umurunda olmaz. At ne kadar kaç dakika önce geldi bilemiyorum. Ama kaç dakika önce gelirse gelsin atı ilk gördüğünde böyle bir şey tespit ettiğinde komiserlerle istişare alıp hemen hastaneden veteriner isteyip araçlan güvenlik kardeşlerimiz araçtan hemen alır. 5 dakika sürerdi bu koordinasyon. 5 dakika. 6. dakika veteriner görmesiyle şahsi kanaatini komiserlere Padova yetişirdi ya. Bildir. Yetişirdi hiç... Padova yani en geç çıkardı. Hayır oraya sürmezdi bile. Atı çıkardı. Farz et yetişir en kötü diyorum yani. Hiç oralara kalmazdı bile. En kötü diyorum yani. Eğri vurur çıkar giderdi. At koşmalıydı. Kesinlikle. At koşmalıydı. Sen eğer ki burada gerçek hakemlik yapacaksan
at koşmalıydı. Çünkü bilmediğin bir şeye karar veriyorsun. Görmediğin, sadece kitapta okuduğunu karar veriyorsun. Aynen. Yarış tamam. veterineri değil tamam. tabii ki. Sen yarış veterineri değilsin. Veterinerliğin de o alanında şeysin. Uzmanlığın bu değil senin. Daha uzman olan bir arkadaşından, meslektaşından destek almalıydın. Olay sadece bence budur. Yarışa gelecek olursak. Yarışta Engin Bekiroğlu'nu tebrik ediyorum. Ustalığını iyi konuşturdu. 2'ye 1 yakaladığı zaman iyi bir antrenör. Ben mesela 2'ye 1 bir rakibi yakaladığım zaman kaybedersem çok hırs yaparım. Kaybetmemeye bakarım. Kaybetmemenin yollarını ararım. Yani kendi baktığım 2 tabii atla. Eğer antrenörünü yapsam 2 atla grup 1 yarışa çıkıyorsam kaybetmemeyi yollarını ararım. Yollar belli. 2'ye 1 kalmışsın çünkü kağıt üstünde. 2'ye 1'sin. Benim 2 silahım var. Rakibin bir silahı var. Ayrıca da rakip bir önceki yarışında o jokeyi almış rakibin elinden. Senin atına biniyor. Bir de daha avantajlı olduğun durum. Rakip bir starttan çıkıyor. Düşmüş senin içine. Mahkum. Her şekilde avantajlısın. Tabii. Avantajlısın. Ya jokey gözünü açacak. Önce antrenör gözünü açacak. Bunları göz önünde bulundurarak sen de tercihli start alacaksın. Rakibin içine mahkum kalmamak için. Eğer ki atının ısrarla dışarıdan geleceğini isteyen bir kişiysen tercihli startı sen de yazacaksın. Dışarıdan geleceksin. Vedat Aviş'in çok düştüğü hatalar. Ben bir senedir söylüyorum. Defalarca düştü bu boxin denen, yabancıların boxin dediği. Biri önünde biri dışında şak diye düşüyor. Kafese perdeleme giriyor. Perdeleme diyelim mi basketboldaki yok, gibi? Yok. Ona benzemez bu. Perdeleme birebir yapılıyor o kadar. Diğerinde önünde de biri var. Ya güzel. Önündeki de yaptı. O da tam kapatıyorlar. Yani tam kapanıyor. Ayhan önünde. Öndeki. Arkadaki. Dizilmişler. Onun dışında seni içine alıyor. Baksın diyorlar buna yabancılar. Nasıl dizildiler viraja girerken? İkisi de pistin ortasını tercih ettiler. Bu kadar da tesadüf olmaz bu tabii. Sıralı gel girdiler viraja. Öbür çocuk girdi içine gitti. Gitti çocuk orada. Hiç kurtulmaz yani. At ani hızlanıyor çok iyi. Bu defa ne oldu? Ayhan hafif dışarıya açıldı. Baktı içinden gelmiyor bu dışında aradı buldu dışında. O biraz dışarıya açıldı. Öbür de zaten dışında bırakmıyor. Direnebildiği kadar direndi ona. Direnemediği yerde kurtuldu. Gitti ama yetmedi bu defa. Gözünü açacaksın iki. Üçüncüsü. Tulumar benim yetiştiricisi çok sevdiğim, değer verdiğim bir abi. Mehmet Ural çok severim. Selam olsun buradan da. Güzel bir tay yetiştirmiş. Harika bir tay. Yalnız burada şöyle bir hususta söyleme de edemeyeceğim. İki tane tipi dinlerim. Onlardan baktım böyle bir şey gelecek mi gelmedi. Ben de söyleyeyim. Bu sene sürat kursunu bu iki taydan biri kazanır. Babaları gibi. Bak işte benim adım Suat Demir. Bak altı yazıyor. Koşarsa bu iki taydan biri ikisinden biri vurur o yarış. Çünkü iki yaşlı mı diyorsun? İki yukarı sürat koşusunu. Babalarının kazandığı yarışı bunlar iki yaşında kazanırlar. Vay 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 vay. Bak Türkiye efendim. Kimin koşacağı da önemli o ya. Kim koşarsa koşsun mevcut kızlar bunlar yürüyecek halleri yok. Sanof Kukur koşarsa ne olacak? Niye koşsun 1000 metre? İşte kim koşarsa koşsun dediğim için söylüyorum. Koşarsa diyorum. Koşacak bir sefer. Sallıyorum koşarsa diyorum. Alihan koşsun abi. Alihan buna çok sert takip gelmezler 10 kilo aşağı. Ciddi bir kilo ve bu taylar erken gelişmiş. O tulumara görüyorum vay kule gibi. Mesela 50 kilolara şu an biniyor mu? Müslüm Çelik gibi bir jokey. Şans buldum biniyor bunlar. Daha ileri de biniyor. Zayıflar bu çocuklar. Bir anda zayıflar hiç anlamazsın. Ben burada o gün gelince göreceğiz diyorsun. Bir dahaki sefer yarış biraz da rakibe göre koşulur. Grup 1 yarışta gözünü açacaksın. Bunları bekleyeceksin.
Hikori senenin baştayları altı fesembel koşardı, üç yukarı. Hiç yok şu anda. Mesela ben Golden Line'e bindim, kazandım. Senenin baştayıydı Golden Line. Rahmetli Özdemir Bey'in. Suat'ın dediği çok doğru. Böyle süratli atlar bu sürat yarışı 1000 metreyi koşar yani. 1000 metre büyük bir kilo avantajı. 10 kiloda kilo avantajı var. Sınıfın sınıfı. Zaten sınıf bir at. Bir de 10 kiloyu verirsen. Geçen yıl hafızam beni yanıltmıyorsun. Bahubali denemişti. Bahubali denedi. Evet, denemişti. Güzel bir denemeydi. Fena koşmadı ama bu atlar şimdi rakipler değişiyor. Atlar yaş alıyor, yaşlanıyor. Yaşlılar eksiye gidiyor. Bunlar çok genç, fitteye kalacaklar o yarış. Ben şimdi Ali'nin yerinde olsam Suat'ı dinledikten sonra bu ihtimalin de olabileceğini düşünerek hiç 1600'lerle. Ali Selimoğlu'ndan bahsediyorsunuz. Ali Selimoğlu'ndan. Ha. Hiç şimdi Ali Hanış'ın söylediği, hiç şimdi 1600'lere falan devam etmem. Oraya gidelim. Tamamen o sürati hedef yaparım. Ona göre atı oraya kadar iyi getirmeye çalışırım bu Suat'ın bu söylediğinden sonra, ben anladın mı? Hani rakip, biz bedava koşuyoruz. Şöyle düşünüyordur ya, 1000 metrede şeyle koşmam. Yani Son of Kugula Burgaz'la koşmam diye düşünüyor. O yarış beni bekliyor diye düşünüyor ama şimdi Suat oradan... Peki göle beklemediğini... ama başka var. Şeyler vermiyor. Ben Suat'a şunu söyledikten yani Deolente bile gelebilir gibi geldi. Ali'nin 1600'ü... Suat gördün mü? Ali'nin 1600'ü hiç artık vazgeçmesi lazım Ali'nin 1600'lerden bence. Bundan sonra böyle atlar çok çıkar, denenir, denemek de lazım. Neden dersen, yıllardır yarış seyrediyoruz. Bir at bir atı uzak geçebilir. 5 boyla geçer, 3 boyla, 2 boyla geçer. Yalnız senin de bileceğin üzere atletizm yarışmalarında da sprint yarışı. İsterse Hüseyin Bolt olsun, o da o ara yapamaz. Yani değil mi? En hızlı, doğru. En çok kaç farkla kazanır? Ne kadar fark olabilir, doğru. Tabii, sürat konusunda uzak kazanmış bir at. 1000 metreyi uzak ve kolay kazandı. Yani babalarının bıraktığı yerden devam edebilirler erkenler. Enteresan da bir şey olur. Konuşacağımız son yarışa da geldik. Karadeniz koşusu. Ha, biz zaten biliyorduk, koşacaktık derler. Benim açımdan öyle benim hiçbir şeyim yok, kompleksim yok. Yok ya, Tulumar koşmaz zaten. Bilemezsin. Koşarsa şey koşar. Taçtımın koşar. Tulumar. Niye Tulumar koşmaz? 1000 metre koşacağını. Yaylalar yapar. Yani. Yaylalar yapar dedi abi. Çekirdek gibi yer ama onu bilmem. Binen çok önemli. Ben de olsam Tulumar'ı koşmam. Ya tabii sahiplerin bileceği iş. Biz ona bir kimliği koşar ben bilemeyiz. Ben Tulumar'ı daha uzun mu diyorsun abi? Bir Sakarya orta mesafeye Sakarya doğru mı düşünüyorum. Ya yani at olarak daha orta mesafe atı gibi görüyorum. Vay vay. Bu sohbetler ileride çok değerlenecek. Ben yerimi alayım. Peki bir provokatif bir şey sorayım. Ben bir şey söyledim bir sene önce. Provokatif bir şey sorayım. Bu Çaldıran koşusunu bu Ankara'daki üçlü mü kazanır, İstanbul'dakilerden biri mi kazanır? Şimdi şu ana göre orası daha kuvvetli ama bunların da bu son yarışını görmemiz lazım. Ben biraz İstanbulcuyum. Allah Allah. Evet, bu sene değişik oluyor. Ben bir sene önce söyledim. Son of Cougar nereye gider dedim. Dubai'ye giderse Dubai'ye gitmeli dedim geçen sene. Şimdi herkes konuşuyor. Önce konuşmak marifet. Bak kaç ay var daha yarışa. Ortada yarış diye kayıt diye bir şey yok daha. 2 ay var. Ya kışın Adana'da kumda o derbileri koşacağına git Dubai'de, yazık. Hatta istirahat etsin işte bir... Güzel geçirsin. Bir tane etsin. Bir yarış koşarsın. Evet. İki yarış koşar gelirsin yani. Ben o iş bir rüya gibi görüyorum. Akdeniz'de şeyi... Ege. Belki ben, doğru ben, değildir. Ben rüya... O ben... Benim gözüme... Korkulu bir rüya. Bence o rüya. Onun şarkısı var. Evet. İmparator Karadeniz koşsun Sidney evet. Star. Ya çok büyük bir sürpriz. Yani bence. Halis Karataş'ın yani sihirbaz diyorlardı ya. Sihirbazlık yaptı. Yaptı hokus pokus. Nasıl oldu ben de anlayamadım yani. Şimdi tabii burada müthiş koşan bir at var. Geriye dönüş. Gerel Berella. Bu yarışı sezon başlarında kötü işte bir tane güzel bir yarış koştu. Gazi Günü. Yani Gazi Günü kazanmasını bildi. O işte o da numarayı aldı falan. Yine kaybetti. Çaykaya sonra mı kaybetti? Kaybetti. Kaybetti. Ama güzel yarış. Ama ondan evvel mi? Ondan sonra bir tane koştu kazandı. Ama bu yarışı gerçek Gerel Berella gibi koştu. Halis çok güzel bir yer aldı ve onun avantajıyla bu yarış kazandı. Bu yarışta Giz'in yarışın içinde ne yaptığını ben de anlamadım, kimse de anlamadı. Anlamadığımızın da cezasını çekti Giz. Çok kötü yerlerde kaldı. Çok geç kaldı yarışın içinde. Bence ben seyrettim yarışı tekrar baktım Giz yani kazanabileceği bir yarışı da kaybetmiş gibi geldi bana yani. Yani kazanan ve ikinci kadar Giz'i beğendiğinizi tabii düşünüyorum. Tabii ki. Şimdi kazanan atta müthiş koştu. Halis harika bindi.
Son dakika bir ince bir foul yedi ama yok dedi, ben şu sol kamçıyı elime bir alayım dedi. Bir tane dokanayım. Bir tane dokandı ve bir tek kamçıyla bitirdi yarışı. Tebrik ediyorum. Genel Birelli harika koştu. Giz bence çok çok daha iyi yere, geleceği yerde üçüncü kaldı. Mangus da yarışın içinde hiç yoktu. Zaten altıncı kalmış. Lucky Stone'da dördüncü olmuş. Kazananı tebrik ediyorum. Bana göre müthiş çıktı. Şapkadan Sihirbaz tavşan çıkarttı. Grup bir çıktı. Vay. Tavşan çıkarttı. Valla büyükler tabii kazandı. Hani gençler. Ki son 11 yılda 7 kez gençler kazanmıştı. Evet. Ama çok yani kağıt üzerinde çok performans farkı vardı yani. Yani koşunun birinci ikincisi 33'lük atlar bunlar yani. Daha iyi atlar da o hani şu anda birçoğu emekli olmuş o iyi kısatların jenerasyonu olduğu şeyden o grubun atları bunlar yani. O seviyede atlar, o performansları yapan atlar yani. Ya dolayısıyla gençler hani daha 36 falan koşuyorlardı ama 34 koştu mesela şey. Giz güzel koştu. İmparator'a katılıyorum. Orada Ahmet'le Gökhan arasında bir yer alma, yer tutma. Karşı düzlükte başlayıp virajda da bir türlü kararlaştırmamıyor. Öyle bir şey oldu. Öyle bir şey oldu. Ondan dolayı da Gökhan arkada kalıp bekleyip düzlüğü çok dışarı çıktı. Çok oyalandı tabii. Ama sonunu güzel getirdi bence. Ama önündeki iki hatta bir şahane koştular yani. Yine çok 1.34'ün içinde biten bir yarış. Halis tabii müthiş bir adam. Çok güzel bindi hatta. Kusursuz bindi yani. Sıfır hata. Ve bir grup 1. Müthiş bir şey ama General Birelli için İmparator'a katılıyorum yani. Çok iyi bir at zaten. Her şeyi yapan bir at. Mesafe yapıyor, kısa yapıyor, uzun yapıyor, orta yapıyor. Sentetik yapıyor, çim pist yapıyor, kum pist yapıyor. Yani bu atlar çok özel atlar. Şimdi mesela Demir Son of Kugur için de şey. Hani şimdi Topkapı koşacak. Yani bazı atın başkasına ihtiyacı yok. Tempoya da ihtiyacı yok. Evet. Ona işte yarışın içinde herhangi bir ekürüye de ihtiyacı yok, bir şey yok. Ama bazı atın var yani şimdi mesela. Yani o yarışta mesela arkadan gelen atlar için. İmparator hani Suat dedi ya hani onun bir boy arkasındaydılar ama onların öyle bir kabiliyeti yok zaten. Son of Kugur'un başka meziyetleri var. İstese yani öne de çıkıyor. Şimdi hele bu koşu stili daha böyle şey daha sabırlı gibi koşmaya başladı, böyle arkadan geliyor. O Burgaz yarışını mesela gözün önüne getir yani. Şimdi bu yarışta yarış yavaş gittiği için tabii Ali yani daha hızlıysa daha arkada gidecek zaten yani dediğin gibi. Karadeniz kostunda da güzel tatlı bir sürpriz oldu. Benim için çok sürpriz değil yani. Ben bekliyordum böyle bir yarışı. Evet, yani bir hafta öncesinde kayıtlarda yani, söylediğin iki attan yani biliyorum. O iki atın biraz daha şanslı olduğunu düşünüyordum ama Giz daha iyi yarış koşabilirmiş bence de. Öncelikle güzel bir yarış oldu. Kaliteli bir yarış oldu. Yarış seyrederken dikkatimi çeken şeylerin başında Prenses Silvester'in yani stili bu ama jockey çok zorlayarak öne çıkardı. Hmm. Hani çıkmamalıydı. Bir de önde gitmeye hevesli bir at var. En iyi at. Bu defa da iki gitmeyi deneyebilirdi. Yarışı çığırından çıkardı. Sydney Star iyi yer tuttu. İyi yerde hamle yaptı. Arkada atağına katılıyorum. Atlar ve jockey arasında orada bir yer değiştirmeler oldu. Fakat Giz'de şöyle bir şey var. 3 tane uzun mesafe koşar, uzundan tekrar kısaya dönersen at yapamaz. At hızlanamadı başında zaten. At Gökhan istiyor ısrarla, at gidemiyor. Gidemediği yerde bir de o olayla karşılaştı. Olmadı yani bugün için belki daha yakın bir 3 olabilirdi. Mehmet Akyavuz iyi bir jockey, iyi biniyor ama yaptığı şey ağır bir foul. Altında da çok güçlü bir at var. Tamam her ne kadar bu ata karşı yakın bilgisi olabilir, bu atla ilgili başka kontaklar olabilir, her şey olabilir ama o sonunda yaptığı foul yakışmadı. Ben hep ne diyorum? Baş jockey kimdir? Gelir cebinden parayı alan mı? Gelir son dakika aynada canını alır böyle. Birinci, ikinci canın yanar yani. Bu Halis Karataş. Söyledim güldüler. Hani bu genç jockeyler geldikten sonra tekrar Selim Kaya, Halis Karataş, Gökhan Kocakaya diğerlerinde biz burada yeri geliyor, burası mesela sohbet niteliğinde konuşuyoruz. Bazı şeyleri konuşmuyoruz. Bazılarının ciddi sıkıntılı halleri, hareketleri var. Böyle bir kendilerine çekidüzen vermeleri lazım. Gerekirse psikolojik veyahut da profesyonel destekler almaları lazım. Bak bu gidişatlar iyi değildir. Bunun arkası başka şeyler olur. Yorgunsun, sinirin bozuk, bazı şeyler arkası ciddi sıkıntılar doğurur. Yani
En basiti geçen bir arkadaşımız söyledi. Abi dedi, sen bir keresinde böyle demiştin. Ne demek istiyorsun? Dedim ki bak, Kirin Falon'u jokeliği bıraktırdılar bu şekilde. Evet. Çünkü jokey arasındaki hal ve hareketlerini hoca takip ediyor. Diyor ki bunu psikoanalize gönderin. Bunda bir tuhaflık var diyor. O da bazı şeyleri kendince psikiyatrisiyle görüşüyor. Bırak binmeme kararı aldı. Yani bak bunlar böyle. Ne güzel bir yarışta bıraktı ama, değil mi? Tabii. Bıraktı. O senin dediğin boksini nasıl yaptılar 3 at birden? Hiç affetmem. Kulmur 3 at, Seedy Stars'ı içini dışını önünü çanta inanılmaz gibi. İnanılmaz ya. Ama at şilep kuvvetliydi tabi. At şilep gibi altında. Çok kuvvetliydi. Riske de girdi her yarış bir yarı, değil mi? Master Klasman bitirecek gibi de oldu ya. Yani olacak şey diye. Hayatta yemediği sopaya da onunla Fame Glory. Şimdi ama orada şöyle bir şey oldu neticesinde, onu da bağlayayım. Mick Kinnan ne dedi? Daha bundan iyi at binemem dedi. Tabii, son mesleği bırak. Her yolun bir sonu vardır bak. Çok güzel bir şey. Biz bunu bir keresinde İzmir'de Süleyman abiyle de konuştuk. Şimdi Süleyman abi nasıl Ekrem abi burada ileri yaşında çok yuhlat. Seyirci bilmez, biz bile çok yuhlat. Çünkü öyle bir an geliyor ki Süleyman abi cıva gibi atın üstünde. Ben bir gün mesela benzer bir şeyi isim vermeyeceğim, yine değerli büyüğümüz söyledi. Abi dedim biraz erken bırakma bunu. Dedi ki güzel kardeşim dedi. Onun için söylediği cümleyi söylersem kimin söylediği belli olur. Süleyman'la birebir kaldık dedi. Sopayı sağ elimden sol alana kadar Süleyman iki tane vurdu dedi. Almak istiyorum, alamıyorum dedi. Bu nedir? Artık reflekslerini kaybetmişsin, yavaşlamış. Bunlar gençlikle oluyor. Ha, bazı jokeyler var. Ahmet Çelik gibi stili bozuk. Atın üstünde iyi durmuyor. Belki itişini, finişini beğenmiyoruz. Ama verdiği raporlar, bak Gazi'den sonra iki sene sonra Hartmet'i uzuna koşun diyor. Evet, Hartmet yani uzunda koşuyor. Rakipleri kötü günde yakalıyor ve vuruyor yarış. Radikal karar. Ata verdiği rapor, at bilgisi, tecrübesi, zeka, atın mesafesi, gittiği yerler. Mesela kalktı. Tarihi bir yarıştır mesela. 7 Gazi kazandı ama bana dersen ki şimdi abi Ahmet Çelik'in binde kazandığı yarışlarda unutamadığım bir yarış söylesen, İcrisi Uzrak'la kazandığı yarış derim. Ya en geri giden atı numara götürdü adam. Öyle olmadı mı? Doğru, öyle oldu. Evet. Ya şimdi tabii, yani bu Victory de mesela çok, bu şimdi öyle bir şey ki karşındaki antrenörü de at sahibini de etkileyebilir. Hayır. Fikrine uyduruyorsun, tamam. Ve sana at sahibi diyebilir antrenör. Ne yapıyorsun kardeşim? Biz böyle zırva şeyle uğraşamayız. Sen durduğun icat mı çıkarıyorsun? Değil. Yapma, kesin deneme böyle bir şey dersin. Ama ikna ediyor demek ki çocuk. Olabilir mi? Bunlar hep var. Vurgusu falan çok var. Mesela kamçısını kullanmasa da beynini kullanır. Ben şimdi mesela bu Ahmet Çelik'ten sonra bazen bakıyorum, bazı şeyleri diğer jokeyler demek ki bu kadar konsantre yapmıyor. Veyahut da yarışa gelirken ne bileyim seyirci gibi geliyor. O kadar çalışmıyor. O kadar ders binmiyor. Bunlar olağan şeyler. Mesela Son of Cougar daha içeri gitti. Ne yaptı? Kitledi orayı. Orayı verdiler Alihan'ın arkasını. Almağa zorlanmadı. O şak diye geldi aldı. Açtılar içini. Ve çok rahat çıktı oraya. Çıkarken hiçbir sıkıntı yaşamadı. Yani arkadakiler zaten yarışla alakası yok. Koşmuyorlar. Ama bazı birebir de kaldığın zaman bazı şeyleri görüyoruz. Her ne kadar söylemesek de kör değiliz. Görüyoruz ya. Yani. Çok görüyoruz. Sultan Adet'te turist değiliz diyorsun. Çok görüyoruz ama bazılarını şimdi ben mesela geçen gün işte son koşuydu pazar günü. Süleyman abi gel dedim. Kim dedi? Baktı. Çok fazla bir şey söylemedi ama ben onun bakışları ne demek istediğini anladım. Bak bazıları tedavilik diyorum sana. Olması lazım. Veyahut da geleceksin. Veyahut da geleceksin. Yanındaki yardakçılarından değil. Daha görüşünü yandığın eski jokeyler var. Baş jokeyler var yaşa. Abi benim böyle sıkıntım var. Ne bileyim evde ailem böyle. Sen şimdi Süleyman abi 50 yıllık hayatında evlilik hayatında hepimiz yaşadık. Hepimiz evliyiz. Sıkıntılarımız var. Olmadı mı? Evinden olur, çocuğundan olur, karından olur, akrabandan olur. Olur da olur yani bu. Hayatta vardır ama bunları nasıl tolere edebileceğini, eşekten düşen bir adam bulacaksın. O sana yardım edecek. Ama formsuzluk, atın üstüne yaptıkları, yani yarıştan sonra o antrenörlere ne diyorlar çok merak ediyorum yani. Lafontaine'den masal anlatıyorlar. Anlatıyor da dinleyen. Ben sana söyleyeyim de. Dinleyen. Ben oradan bakıyorum bazen denk geliyor bana. Lafontaine'den masal anlatıyor adam. Nerelerde kalmış, kaybetmiş anlatıyor Enver'le bakıyoruz işte anlatıyor. Bazen Süleyman abiyle konuşuyoruz. Antrenör de dinliyor. Kimisi gereksiz ve çok sert kullanıyor. Bazen de bakıyorsun kullanması gereken de hiç kullanmıyor. Hani kaybediyor, kaybedecek pozisyona geliyor. Kaybet yani bir tane hafif şöyle bir yokla. Mesela bugün bir yarış seyrettim. İlk defa beğendim. Şimdi ben çok sevdiğim bir genç delikanlıdır.
Zaman zaman inişler çıkışlar yaşıyor. Hayatında çok kötü tecrübeler yaşadı. Hiçman Çiçek bugün mesela bir tay yarışı kazandı. Atı öyle ekonomik getirdi ki minimumdan getirdi. Şöyle bir hafta okandı bir kere. Ya yapma dedi. Bak kolay kazanacağız. Al bunu dedi. Atı mesajı hemen aldı. Şık diye 3 boy yaptı gruba. Adamın dilinde tüy bitti ya. Ama kalkıp da böyle abanıp vurmadı. Adamın dilinde tüy bitti. Şöyle yaptı. Hafif. Bak. 3 senedir 4 senedir yani. Eğer benim programda anlattığımı komiserler kurulu dinleseydi. Komiserler kurulu. Hatta izin vermez. Dinleseydi. Gereken yerde gereken cezaları verseydi. Hişman da bugün çok iyi jokeydi. Bu çok at döven jokeyler de iyi jokeydi yani. Bak helal olsun. Hişman'ın neyini seviyorum biliyor musun? Bunu daha önce söyledim. Gelirken bir daha söyleyeyim. Bir gün işte Arek, rahmetli Arek Bey'deydim o zaman. Eğer almaya geldim kardeşimle beraber şeye. Hişman baktım. Bir gün önce de Bursa'da çok ağır bir yarış binmişti. Çok folli bir yarış binmişti. Biz de gerek Süleyman abiler de, çünkü anladığım kadarıyla pazartesiydi yarış. Siz o şeyi yetiştiremediniz mi? Perşembe Bursa'da yarış yok. Pazartesi Cuma var. Geldi yanıma. Daha sonraki programda Atahan'la Süleyman abi de sizler de bahsettiniz. Ağır bir foldü. Tay yarışıydı. Geldi. Boynuma sarıldı. Abi sen söylediklerin haklıydın. Teşekkür ederim. Bak. Yani, Hişman çok efendi. Bak, terbiyeli, çok mantıklı bir çocuk esasında. Terbiyeli, ama efendi bir adam. Bir değişim var yani Hişman'da. Ha, pozitife giden. Tabii. Hayır, bir değişim şimdi var. Ben gelmişim Belin'e gidersen, benim söylediğim dinlesen de senin neyine, benim hiç umurumda değil. Ama bir söylesinler, bak demin ne diyorum, atı kaçırırsınız, yapmayın, bu riski almayın diyorum. Ama ondan sonra diyor ki, onun işte kalkıyor böyle söylüyor, senin ne söylediğin benim için hiç umurumda değil. Hani bu kulağımdan giriyor, bu taraftan çıkıyor ya. Yani. Çünkü ben senin yaşın kadar bu işi yapmışım. Hiç umurumda değil yani senin söylediğin. Ama biz burada gerek at sahiplerine, gerek antrenörlere hiç değilse düşünceye sevk edecek, bir yargılamaya sevk edecek. Ya ben bu kararımı bir gözden geçireyim. Burada bu Suat abi bunu söyledi, Süleyman abi bunu söyledi, Atahan abi bunu söyledi. Acaba biz bir şey hata mı yapıyoruz diyor, demeliler. Göktürk Arası iftiharla sunar. Yetiştiriciler, at sahipleri ve yeni at sahibi olmak isteyenler. Göktürk arasından koşan atlar, özenle yetiştirilmiş şampiyon vasıflı taylar ve nitelikli kısraklar şimdi yeni sahiplerini bekliyor. Kalite, güven ve başarının adresi Göktürk arasından bu fırsat kaçmaz. 2 numaralı Deja Vu 1. İnönü koşusunu Ali Yıldız'la kazandı. Müracaat 0530 391 2065. Ağzınıza sağlık. Harika bir yayın daha geride kaldı. Kapanışa mı gidiyoruz? Kapanışa gidiyoruz abi. Bazen kamera arkasını da yayınlayalım diyorum. Bilmiyorum. Aman sakın. Oradan aman. Muhalefet çağrı geldi. Aman diye. Tabii her şeyi konuşan bir üçlü ama kamera arkası biraz daha makaralı oluyor. Ne diyorlar? Şeyden ceza yeriz. Ne olur? Rütük'ten. Rütük'ten ceza yeriz. Ömür boyu ben. Yayından ben. Kapanışa giderken bu hafta Suat Hocam'ı hiç yormayayım. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi aman unutmayın diyelim. Göktürk arasına yaptığı büyük katkı için, sponsorluğu için teşekkür ederek kapanışa gidelim. Bambaşka bir atçılık sohbetinde yine buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.